İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 43. oturumu gerçekleşti. Raymond Berberyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olma onuru. Fransa'da Ermeni yanlısı hareket, Batı Ermenistan'a saygı. Artsakh'ın Garmirşuga köyünün anaokulu binası yenileniyor. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Cırtınik köyü, tarihin izinde Nahçıvan sorunu. Batı Ermenistan'da kültür, kuyumculuk. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 43. çevrimiçi oturumu 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşti. Oturuma farklı ülkelerden milletvekilleri katıldı. Oturumun gündeminde Uruguaylı milletvekili Pablo Taylanyan'ın Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık yasasını değiştirme önerisi, 17 Aralık'ta yapılacak olan ikinci toplantının 8. oturumunda milletvekillerinin konuşmalarının sıra ve takvimi hakkında sorular dahil olmak üzere bir dizi konu yer aldı. Tartışmanın ardından milletvekilleri ve bizzat Sayın Taylanyan kendi yazdığı öneriyi gündemden çıkarılmasına karar verildi. Bir sonraki soruyla ilgili olarak milletvekilleri her konuşma için 15'er dakika, devlet başkanı ve hükümet konuşmaları için 30'ar dakika ayırmaya karar verildi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 43. çevrimiçi oturumuna Ulusal Meclis'in başkanı Nelly Harutyunyan başkanlık etti. Diaspora benim için ne anlama geliyor? Bunu başka topraklara, başka kardeşlerin arasına zorunlu bir sığınma olarak tanımlayabilirim. Kendi geleneklerini, dillerini, kültürlerini ve dinlerini koruyarak aslında unutulma denizine atılmış tarihi bir detaydan başka bir şey olmayan hakiki korumaya çalışıyorlar. Bugün sürgündeki Ermeniler, yani diaspora, köklerini, memleketlerini geri kazanma fırsatına sahip. Bize meşruiyet sağlayan yasalara başvurarak uluslararası haklarını geri kazanma fırsatına sahipler. Örneğin ben, düşmanın elindeki işgal altındaki toprakları da dahil olmak üzere tüm Ermeni milletimizi kapsayan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak beni tanıyan bir kimlik belgesi taşıma şerefine sahibim. Raymond Berberyan'ın tüm Ermenilere yaptığı çağrının tamamı web sitemizde mevcuttur. 1915 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, 1939 Savaşa ve Faşizme Karşı Dünya Komitesi Başkanı Romain Rolland, 1894-1896'da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 200 binden fazla insanın öldürüldüğü pogromlar sırasında Ermenilerin kaderleriyle ilgilendi. Günlüğüne olaylarla ilgili şu satırları yazdı. Ermenistan'da Kutsal Bartolomeo gününde en vahşi suçlar işlendi. Konstantinopolis İstanbul'dan yeni dönmüş olan normal okuldan eski sınıf arkadaşım Victor Berard, bunun bütün bir halkın kasten ve soğukkanlılıkla katledilmesi olduğunu belirterek bazı tartışılmaz ayrıntılar sundu. Bu, hükümetin yönettiği ve yönlendirdiği fanatizm eserinden eksik olmayan organize bir katliamdı. Avrupa'da pogromlardan en az bir ay önce bunu bilmeyen, bunu beklemeyen hiçbir hükümet yoktu. Yazının tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti'nin Mardouni bölgesindeki Garmirşuga köyünün anaokulu Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin desteğiyle yenileniyor. Bu haberi köy muhtarı Narek Atayan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede dile getirdi. Atayan'a göre yaz başında inşaat çalışmaları başladı. Şimdiye kadar binanın bir kısmı kullanılırken şu anda binanın neredeyse iki kısmında yenileme çalışmaları yapılıyor. Ustalar işleri oldukça hızlı yapıyorlar. Yılbaşından sonra tadilatın tamamlanacağına inanıyorum. Sonuç olarak iyi koşullara, merkezi ısıtma sistemine sahip olacağız. Anaokulu tadilat nedeniyle ortaokul binasında faaliyetlerini sürdürüyor. Cırtınik köyü, Batı Ermenistan'ın Sasun bölgesinin Pısank ilçesinde yer almaktadır. Cırtınik'te ağırlıklı olarak Ermeniler yaşıyordu ve 50-60 Ermeni hanesi vardı. Ancak Ermenilerin evlerinde çalışan, onlara hayvancılık ve diğer ev işlerinde yardımcı olan birkaç Kürt ailesi de vardı. Köy halkının başlıca uğraşı tarım ve hayvancılıktı. Cırtınik köyünün Kutsal Kevork Kilisesi vardı. Kutsal Kevork sadece Ermeniler tarafından değil, yerel Kürtler tarafından da ziyaret edilen bölgede ünlü bir haç yeriydi.
köyün Ermeni nüfusu 1894-1896 Sasun katliamından etkilendi. 1904 yılında Türk diktatörlüğünün Ermenilere yönelik büyük işgali, köyün Ermeni nüfusunun bir kısmını köyü terk etmeye ve nispeten daha barışçıl koşullarda yaşamak için taşınmaya zorladı. 1914'te köyde 30 hane ve 390 Ermeni yaşıyordu. 1915-1916 yılları arasında köy tahrip edildi, yağmalandı ve çaresiz yaşlılar, kadınlar ve çocuklar Türkler tarafından ahırlara doldurulup yakıldı. Katliamdan sağ kurtulan sadece az sayıda Ermeni terk edilmiş bazı köylerde yeniden yerleşmeyi başardı. Orada 1916 Şubat'ına kadar tecritte yaşayan Ermeniler daha sonra Rus ordusu tarafından işgal edilen Muş'a, oradan da Doğu Ermenistan, Suriye'nin Halep şehri ve Konstantinopolis'e geçmeyi başardılar. 19. yüzyılın 90'lı yıllarının başlarında Abdülhamid'in hükümdarlığında, daha sonra da Jön Türkler sırasında acımasızca katı bir kanun uygulandı. Ermenileri ve genel olarak yerli Hristiyanları yok ettikten sonra izlerini temizlemek. Bunlar ilk önce tapınaklar, kiliseler, tarihi mimari anıtlardır. Talat daha sonra geleceğin önünde kendini haklı çıkarmanın tek yolu budur diyecekti. Bu Hamid Talat usulü talimat Sovyet döneminde, özellikle Azerbaycan'da Aliyevler döneminde oldukça aktif uygulandı. Dolayısıyla Nahçıvan'da 150 bin Ermeni tarihi anıtından sadece 4 bininin kaldığını çok iyi bilen Büyük Aliyev'in Ermeni özelliğinin sınırları dışında kalan toprakları düşünmesi şaşırtıcı değildi. Bakinski Raboçi gazetesinin 23 Ocak 1998 tarihli sayısında Aliyev, Sovyet iktidarı ve Türkiye sayesinde Ermeni Nahçıvan topraklarının tamamının Azerbaycan haline geldiğinden emin olarak şunları beyan ediyordu. Azerbaycan çevresindeki topraklar da Azerbaycan'a ait oldu. Mevcut Ermenistan Cumhuriyeti'nin kapan bölgesi bu toprakların büyük bir listesinde yer almaktadır. Birleşmiş Milletler'in, Güvenlik Konseyi'nin ve tabii ki Minsk Grubu eş başkanlarının 3 başkanının da bu coğrafi ayrıntıya özel önem vermesini istiyorum. Yani strateji açısından Aliyev o dönemde her şeyi planlamıştı. Ve aynı yıl 1998'de Nahçıvan'dan son Ermeni Armenosidi, yani soykırımını üstlendi. Kuyumculuk insanlığın en eski zanaatlarından biridir. Ermeni platosunda eski çağlardan beri kuyumculuk zanaatı geliştirilmiştir. Arkeolojik kazılardan elde edilen örnekler bunun çok erken olduğunu kanıtlamaktadır. Henüz M.Ö. 2. bin yılda altın ve gümüş takılar ve ev eşyaları yapıldı. Ermeni ustalar çizim, kalıplama, dokuma, örme, boncuk işleme ve diğer yöntemlerde ustalaşmışlardır. Divin, Ani, Kars, Kabin, Van, Artvin, Ardahan, Konstantinopolis, Yerzinka, Yerevan, Şuşi, Ahıska, Ortaçağ Ermenistan'ın Ermeni kuyumculuk sanatının merkezlerindendir. Gelecekte Ermenistan'ın kuyumcuları ve gümüşçüleri eski ustaların geleneklerini daha da geliştirdi ve yeni orijinal eserler yaratmışlardır. Onların en iyi çalışmaları dünya sergilerinde sunuldu ve yüksek ödüllere layık görüldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz ve müzik Yusuf Vaiç'e ait olan ve Nare Gevorkyan tarafından seslendirilen Hamamaşen Ermeni şarkısı Kuzim Nenni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.